Günaydın Mustafa. Günaydın kızım. Nasılsın bugün? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz matematik. Seninle matematik işleyeceğiz bugün. Verdiğim ödevleri yaptın mı? Evet. Çok güzel. Şimdi seninle bir örnek çözeceğiz, tamam mı? Bu örnek üzerinden dersimizi işlemeye başlayacağız. Şöyle tahtamızı kullanalım. Şöyle bir örnek yazıyorum. Sen de aynı zamanda defterine yazabilirsin. Şöyle bir pidemiz olacak. Tamam mı Mustafa'cığım? Bu pideyi 4 eş parçaya böleceğiz. Bu pideyi 4 eş parçaya bölüyoruz. Bu pideden bir parçasını senin yediğini varsayalım. Tamam mı? Bunu birim kesir olarak nasıl göstereceğiz? Buna bakacağız. Birim kesir olarak ifade edelim. Birim kesir olarak ifade edelim. Şimdi kaç parça var burada Mustafa'cığım? 4 parça. Çok güzel. Birim kesir olarak nasıl ifade ediyoruz? Şu parçasını biz aldık, değil mi? Evet. 4 de. Evet. Çok güzel. Şöyle bir şey var. Biz buna ne diyorduk? Pay. Çok güzel. Burası pay, değil mi? Peki bu çizgiye ne diyorduk? Harikasın. Kesir çizgi. Payda. Aferin sana. Çok güzel. Birim kesir olarak böyle gösterine yazabilirsin. Görebiliyorsun değil mi? Şurası mı? Tamam. Şöyle. Öğretmenin şu an sana mutfakta ders anlatıyor. Eski okul hayatını özledin mi? Neler söyleyeceksin bize? Okulumu özledim. Arkadaşlarımı görmüyorum. Peki öğretmen... Peki sana güzel verimli olabiliyor mu? Mesela soruları çözdükten sonra orada aynen telefon aracılığıyla çözebiliyor musun? Evet. Öğretmenine neler söylemek istersin peki? Teşekkür ederim öğretmenime. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmim Azim Adıyaman. Mutfakta hem yemekler yapıyorsunuz hem de öğrencilerinize dersler veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Uzaktan eğitim ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler evlerine kapandı. Buradan eğitime devam ediyoruz. Tabii ki ülkemizdeki COVID-19 dolayısıyla da biz mecburen evde kalıyoruz sağlığımız için. Bu yüzden evden ders işlemeye çalışıyoruz. Çeşitli şeyler kullanıyoruz. Maalesef hepimizde tahta yok. Bu yüzden... Mutfaktaki buzdolabını düşündüm ben tahta olarak kullanmayı. Bu şekilde derslerimi işlemeye çalışıyorum. Peki verim alabiliyor musunuz? Öğrencilerinizin tepkisi nasıl oluyor? Aradığınızda telefonda neler hissediyorlar, yani, neler diyorlar? Yani hiçbir şey sınıftaki ortamı oluşturamaz maalesef. Öğrenciyle yüz yüze gelmek, onlarla konuşmak hiçbir şekilde mümkün değil. Ama yine de az da olsa onlarla etkileşime girerek hani bir sınıf havası oluşturmak istedim buzdolabını kullanarak. Bu şekilde onlarla soru çözüyoruz. Verimli olmaya çalışıyorum. Ramazan ayındayız ve iftara daha az bir süre kaldı. Aynı zamanda da yemekler yapıyorsunuz. Öğrencileriniz her saat sizi arayabiliyor mu? Her saat aradıklarında buzdolabı kapısı üzerinden soruları çözmeye başlıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Kaç gündür peki yapıyorsunuz bu işi? Uzaktan eğitim başladığından beri yapıyorum. Neler söylemek istersiniz peki?
sevgili öğretmen arkadaşlarım, evinizde tahta yoksa buzdolabınız var. Hiç sorun değil. Kullanabilirsiniz. Bir eğitimci olarak neler söylemek istersiniz? Bir eğitimci olarak şunları söylemek istiyorum. Okulumuzdan uzaktayız, öğrencilerimizden uzaktayız. Onlarla iletişime giremiyoruz. Ancak uzaktan eğitim sayesinde bir nebze de olsa onlarla iletişim halindeyiz. Evet, tahtamız yok. Evet, onları tahtaya çıkarıp soru çözemiyoruz. Ama evimizde bir buzdolabımız var ve onu tahta olarak kullanabiliriz. Bu çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Rahatlıkla silinebiliyor, iz kalmıyor hanımlar, merak etmeyin. Kadrolu olarak mı çalışıyorsunuz peki? Hayır, maalesef henüz atanamadım. Bir okulda ücretli öğretmenlik yapıyorum. Asıl branşım sosyal bilgiler. Ancak ben sınıf öğretmenliği olarak yapıyorum. Bence bu işin ücretlisi, sözleşmelisi, kadrolusu yoktur. Bu iş için herkes içinden gelirse yapar. Öğretmen öğretmendir. Başka bir açıklaması yoktur bence.